İyi akşamlar diliyorum. Kanal 23 ekranlarında Son Nokta programıyla canlı yayında karşınızdayız sayın seyirciler. Stüdyo konuğumuz, program konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Sayın Enver Erdem. Sayın Erdem hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Ali Bey. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Elazığ Kongresi'nin hayırlı olmasını dileyerek ben başlamak istiyorum programa. Teşekkür Öncelikle ederim. Dilerseniz bir kongreyi kısaca değerlendirelim. Evet. Ardından hem Elazığ'la ilgili hem Türkiye gündemiyle ilgili genel konulara geçelim, problemleri konuşalım, görüşlerinizi isteyelim. Evet Ali Bey, ben de Kanal 23 izleyicilerinin ve tüm hemşerilerimizin iyi bir akşam olmasını ve güzel bir yayın olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 9. büyük olağan kongresine giderken ilçe kongrelerini tamamlayarak bu hafta sonu itibariyle 50 civarında ilde de il kongreleri yapılmış oldu. Cumartesi günü Elazığ'da da il kongremizi yaptık. Genç bir kardeşimiz yine genç bir kadroyla bu sorumluluğu yüklendi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu büyük kongresinin anlamı tabii bizim açımızdan oldukça fazla. Bunu daha önce de ifade ettim. Hem 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oynanmak istenen oyunlara bu bir cevap olacak. Hem de bugün AK Parti iktidarının alternatifinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğu gerçeği artık karşımızda duruyor. Artık Milliyetçi Hareket Partisi bu kongreleriyle, büyük kongresiyle beraber inşallah önümüzdeki dönemde iktidara yürüyen bir parti olma düşüncesini işte yapmış olduğu bu kongrelerden çıkarak o ekipleri oluşturarak bu süreci tamamlamaya çalışıyor. Ben yeni seçilen bu genç kardeşimize ve yönetimine başarılar diliyorum. Hem Elazığ'ın sorunları hem de ülkenin sorunlarıyla ilgili sırtımıza ve sırtlarına yüklenen bu yüce sorumluluğun şuurunda insanlar olarak görevlerini tam layıkıyla yapacaklarına da yürekten inanıyorum. Evet, tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum ben de. Teşekkür ediyorum. Elazığ'ın sorunlarından bahsedeceğiz elbette. Siz de şimdi Elazığ'ın sorunları dediniz. Hep bu sorunlar konuşulur, tartışılır. Siz bir Elazığlı olarak, Elazığ milletvekili olarak ve öncesini düşündüğümüzde Elazığ'da uzun süre görev yapmış, mülki idarede evet. görev yapmış bir yetkili olarak Elazığ'ın sorunlarını belki de en iyi bilenlerden birisiniz. Elazığ'a geliş gidişlerinizde bu sorunların ne kadar çözüldüğünü görüyorsunuz, nasıl çözüldüğünü görüyorsunuz ya da hani şu sorun da niye çözülmedi diyebileceğiniz böyle birkaç başlık sıralayabilir misiniz? Şimdi Ali Bey, tabii Elazığlı hemşerilerimiz bizi milletvekili olarak seçip Ankara'ya gönderdikten sonra bir de Ankara'dan Elazığ'ın görünüşü, Elazığ'ın bu sorunlarının Ankara'da karşılık bulup bulmadığı meseleleri biraz da bu açıdan bakarak olayları değerlendirmek durumundayım. Hı hı. Yani sadece Elazığ yerelinde bu sorunlar var. Ama bu sorunlar niye çözülmüyor? Elazığ ileri mi gidiyor, geri mi gidiyor? Bunları şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar, sorular, meclis araştırmaları, kürsü konuşmalarımızla Ankara'da sürekli gündeme getirmeye çalışıyoruz. Hep gündeme getirdiniz. Gerek yani soru önergeleriyle, gerek araştırma önergeleriyle biraz da belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başını döndürdünüz. Yani bu estağfurullah. Gerçekten Elazığ'ın adı çok sıkça mecliste gündeme geldi. Elazığ'ın sorunları o kürsüye taşındı ve oradan sizin vasıtanızla ifade edildi. Ali Bey, Elazığ zaten Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve ben temsilcisi işte milletvekili olarak bize verdikleri görev buydu. Hı hı. Biz seçimlerden önce yaptığımız programlarda da ben vatandaşlarımıza gücü, sorunların çözme gücünü, iradesini bize verin, sorunları biz çözelim dedim. Ama bize muhalefet görevi verildi. Muhalefetin de demokratik sistemlerde yapmaya çalıştığı veya yaptığı görevler de bu denetim mekanizmaları. İşte bu biraz önce bahsettiğimiz yöntemlerle meclis araştırması, sorular, işte bir takım konuşmalar, bakanlardan izahat istemeler, bunlar meclisin denetim mekanizmaları. Biz de bu denetim mekanizmalarını çalıştırarak Elazığ'ın sorunlarını biraz daha meclise taşımaya çalıştık. Şimdi Elazığ Ankara'dan
nasıl görünüyor veyahut da buradaki sorunların oradaki karşılığına baktığımız zaman Elazığ maalesef özellikle bu AK Parti iktidarları döneminde alması gereken yatırımları ve ödenekleri diğer illere, çevremizdeki Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli illerini karşılaştırdığımız zaman çok daha az miktarda yatırımlar alıyor. Yani şimdi örnekler de verebilirim. Bu 10 yılın dokümanları yanımda var. Mesela birçok yatırımda veya ödenekte Diyarbakır Elazığ'ın 10 katı fazla ödenek alıyor. Yani Bingöl 2 katı, 3 katı fazla ödenekler alabiliyor. Erzincan yine Malatya, Elazığ, Malatya biraz daha fazla olmak kaydıyla Malatya fazla alıyor. Tunceli işte çoğu zaman Elazığ'la denk ödenekler. Şimdi Elazığ'a böyle bir bakış var. Elazığ'ın bunun sebeplerinden birisi tabii Elazığ'ın siyasetçi profilinin Ankara'da çok daha fazla ciddiye alınmadığını da gösteriyor. Yani buradan seçip gönderilen milletvekilleri Ankara'ya gidiyor. Hı hı. Ama Ankara'da bu eksik kalan meselelerin çözülmesiyle alakalı veyahut da neden Elazığ geri kalıyor sorusunun yerine mevcut durumu izah etmeye çalışıyorlar. Geçenlerde işte teşvik sistemiyle alakalı Elazığ'da maalesef bazı milletvekillerimizin yaptığı açıklamaları ben gerçekten üzüntüyle izledim, okudum. Yani teşvikle ilgili biraz uzun uzadıya konuşmak istiyorum. İsterseniz o bahsettiğiniz belgelerden bir iki örnek verelim. Ben onlarla alakalı tabii çok sayıda burada en azından geçen, resmi belge dediniz. Birkaç belgeyle, rakamla bunu yani geçen defa anlatalım. Ben Elazığ'da yine sizin televizyonunuzun konuğu olduğumda bu ifadeleri kullandığım zaman o zaman program yaptığımız arkadaş yani diğer AK Parti milletvekillerinin de tam tersi görüşlere yer verdiğini söylemişti. Ben de burada tabii çok sayıda belge var. Mesela 2011 yılı kamu yatırımların illere göre sektörel dağılımı. Devletin belgeleri bunlar. Yani burada işte Bingöl iline 273 milyon 462 bin lira ödenek ayrılırken Elazığ ilimize ayrılan 124 milyon lira ödenek ayrılıyor. Yani aradaki fark hemen hemen iki katı. Yine Diyarbakır iline baktığımız zaman 776 milyon lira. Yani Elazığ'a 124, Diyarbakır'a 776. Yani bu örnekleri dediğim neredeyse gibi bütün 6 katı, 10 katı, bazı teşviklerde, bazı böyle devletin verdiği sübvansiyonlarda bu 10 katına kadar da çıkabiliyor. Bunun izahını iktidar milletvekillerinin, yani iktidar olmak aynı zamanda muktedir olmayı gerektiriyor. Sadece ben iktidar milletvekiliyim demek benim için bir anlam ifade etmiyor. Ben iktidar milletvekilinin Elazığ için, Elazığ'ın sorunlarının çözümüyle alakalı önemli icraatların altına imza atabilecek milletvekilleri olması lazım. Yok, ben de milletvekiliyim. Ben muhalefet görevini yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Elazığ'ın sorunlarını gündeme getiriyorum. Bu arkadaşlar da bunların cevabını verecekler. Veyahut da bu problemin çözümüyle alakalı iradelerini ortaya koyacaklar. Yani şimdi bunların niçin böyle olduğunu ben ilgili bakanlara soruyorum. Maliye Bakanı'na bunları sorduğumda ya böyle bir şey olmaması lazım dedi. Şimdi başka bir soru önergesiyle bunu tekrar rakamlar da vererek bunu tekrar izahını isteyeceğim. En azından Elazığ'ın bu konuda göz ardı edildiğini de ben herkesin gözlerinin önüne sermeye çalışıyorum. Bunu da yapmaya devam edeceğim. Yine 2010 yılında Bingöl'ün kamu yatırımlarının illere göre sektörel dağılımında Bingöl'ün toplam olarak rakamı vereyim 178 milyon lira. Elazığ'ın tabii gözlükler de olmayınca 85 milyon 849 bin lira. Yine yarı yarıya. Yarı yarıya. Yine Diyarbakır'ı örnek olarak verebilirsek buradan Diyarbakır 469 milyon lira ödenek alıyor. Evet. Yani aslında yani bu rakamlar da birçok şeyi açıklayabiliyor. Şimdi bu illere göre durum bu. Yani bunların üzerinde aslında sadece bunlar üzerinde bir program yapılabilir. İllere göre karşılaştırmalar yapılabilir. Hı.
Sadece bu değil. Bunun dışında devletin hemen hemen bütün ödenekleriyle ilgili hangi sektörde, üniversitede, falanca yerde, OSEB'lerde, filanca yerde hangi ile ne kadar ödenek gönderiyorsa yıllık olarak burada var. Şimdi bunlara da baktığımız zaman Elazığ çok ciddi derecede mağdur ediliyor. Yani bizim iktidar milletvekillerinin de bunun mutlaka takipçisi olmaları gerekiyor. Biz gündeme getireceğiz. Bu mahalli düzeyde gündeme getireceğiz. Meclis kürsüsünden çıkıp bunları konuşacağız. Onlar da en azından bizi takip edip bunların hesabını ilgili yerlerden sormaları gerekiyor. Peki teşvikle ilgili konuşalım. Evet. Şimdi teşvikte Elazığ 4. bölgede yer aldı. Amasya ile, Artvin ile, Hatay ile, Düzce ile, daha birkaç ile birlikte, Erzincan ile birlikte 4. bölgede yer aldı. Yani biz Tunceli ile, Bingöl'le, Hakkari ile aynı bölgede yer almadığımız için sevinmeli miyiz? Yapılan bazı yorumlar gibi. Hani bir üst lige mi yükseldik? Sınıf farkları. Yoksa bir şeyler kaybettik mi? Ya da kazanmamız gerekenlerden mahrum mu bırakıldık? Bu konuda sizin görüşlerinizle iktidarın görüşü, iktidar milletvekillerinin görüşleri çok farklı. Evet. Biraz yani konuşalım teşviği. Artık bizim hemşerilerimizin, onların dikkatini sunacağız. Kimler doğru söylüyorsa onlar tespitini yapacak. Tabii bu teşvikle ilgili biz daha önceki düzenlemede en son sırada, yani 4. bölgede yer alıyorduk. Yani 4. bölgede zaten en çok teşviklerden istifade eden, şimdi milletvekillerimizden birisi diyor ki Allah korusun ya diyor, biz hani terörle anılan illerden onlarla aynı kategoride olsaydık diyor. Bir önceki teşvik sisteminde biz zaten onlarla aynı bölgedeydik. Yani böyle bir acziyet, böyle bir savunma mekanizması olamaz da. Yani bizim buradan anlamamız gereken olay şu. Sanki Elazığ bir önceki teşvik sisteminden bugüne 2 derece gelişmiş ve çağ atlamış bir il olarak değerlendiriliyor. 6 önceden bölgesel olarak 4 bölgeye ayrılmıştı. Şimdi iller bazında 6 sınıf ile ayrılıyor. Elazığ da 4. bölgede tekrar kalıyor. Yani Elazığ'dan çevresinde Diyarbakır, Bingöl 6, Tunceli 5, Malatya 4, yani Elazığ ile aynı kategoride değerlendiriliyor. Şimdi bir yatırımcının bu illeri bırakarak Elazığ'da yatırım yapmasının herhangi bir gerekçesinin olması mümkün değil. Çünkü büyük yatırımlarla alakalı konuştuğumuz zaman, yani yüzlerce milyon liralık yatırımlardan bahsediliyor veya onlarca milyon liralık yatırımlardan. Şimdi aradaki teşvikteki farklar, yani Elazığ'a bu yatırımı yaparsa adam 20 milyon, 30 milyon, yani trilyon eski rakamlarla kaybı olacak. Ya bu adam Bingöl'e yapmayıp da işte Elazığ'a bu yatırımı niye yapsın? Yani siz bir iş, Diyarbakır'a yapmasın da iş adamlarının Elazığ'a niye yapsın bunu? Veyahut da batıda olan Malatya ili dururken batıdan gelecek bir yatırımcının Elazığ'a niye bu yatırımı getirsin? Siz bir iş adamı olsaydınız nasıl bir tercih yapardınız? Ben veya vatandaşımız, yani herkes bu yatırımı yatırımlardan daha fazla istifade edeceği, süre olarak daha fazla istifade edebileceği, indirim oranı olarak daha fazla istifade edeceği, işte işveren primi, işçi primi, bunlardan istifade, daha çok istifade edeceği yere yatırımını kaydıracak. Ve sonuçta da göreceğiz ki Elazığ'ın kendi dinamikleriyle, zaten burada yatırımı planlamış bir iki yatırımcının dışında Elazığ'a bu teşvikten dolayı herhangi bir yatırım gelmeyecektir. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Bunun övünülecek neresi var? Şimdi ben kaldı ki bu konuda iktidarda da çelişkili açıklamalar var. Çemiş Gezekli Elazığlı sayılan Sayın Mustafa Ataş, AK Parti'nin genel başkan yardımcısı, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, Elazığ'ın 4. bölgede yer alması Elazığ için bir şanssızlıktır ifadesini çok net bir şekilde canlı yayında kullandı. Abi, tabii Mustafa Bey biraz daha donanımlı bir arkadaş olduğu için, yani onun anlamının ne olduğunu, bir de dürüst olmak lazım. Donanım da yetmiyor. Dürüst olmak lazım. Yani bir şeyi de en azından engel olamamışsak, becerememişsek bunu da çıkıp vatandaşlara açıkça izah etmek lazım. Yani yapamadık. Doğrusu buydu, yapamadık. Kaldı ki ben bu konuyla ilgili ilgili bakanlıklara soru önergesi yönelttim ve şunları sordum. Dedim ki bir defa hangi parametrelere göre bu illerin sınıflarını belirlediniz? Biz 61 parametreye göre belirledik. İşte şunları yaptık. Sosyoekonomik gelişmişlik kriterleri kullandık falan. Bunlar tamamen doğru ifadeler değil. Yani ben bakanlığın kendi bürokrasisinden öğrendiğim sadece 3 parametreye göre değerlendirme yapıp 58 parametreyi aslında göz ardı ettiler. Bir. İkincisi,
bakanlık bürokrasisinin yine söylediği, Kütahya iliyle Elazığ ili arasında bu iki ille ilgili bakanlık bürokrat ve siyasileri arasında ciddi tartışmaların olduğu. Yani bu iki il aslında 5. 6. bölgede yer almasıyla alakalı bürokratlar arasında görüş ayrılıklarının olduğu ve ama en son 4. bölge olarak tespit edildiği, hatta bunun üzerinde durulursa Elazığ'ın 5. 6. bölgeye kaydırılabileceği de ifade edilmişti. Yine Elazığ'ın 4. bölgede yer almasının gerekçelerinden birisinin Keban hidroelektrik santrali olup olmadığını sordum. Yani Elazığ'ın hani gelir seviyesini yükselten unsurlardan birisi olarak görüldüğü söyleniyor hep. Yani bunun etkisi var mı yok mu? Yani Keban Barajı'nın Elazığ'da kurulmuş olması, Keban'ın elektrik gelirlerinden Elazığ'ın bir şekilde istifade etmesi diye bir şey söz konusu değil. Yani bu devletin tamamen ekonomisi içerisinde değerlendirilecek bir kavram. Yani Keban'da üretilen elektrik Elazığ'ın bir geliri olarak gösteriliyor. Ve buna göre de Elazığ bir takım teşviklerden daha az istifade ediyorsa bunların hesabını sormamız lazım. Dolayısıyla teşvik Elazığ için gerçekten bir hezimet olmuştur. Bununla övünmek, mevcut durumu kabullenmek de Elazığ'a ihanet etmek anlamını taşımaktadır, hı hı, bana göre. Evet. Sizin tabii ben şöyle birkaçını sadece söyleyeceğim. 17 Ocak'ta Fırat Nehri Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü başta olmak üzere Elazığ'daki diğer göl ve sulak alanlarda balıkçılıkla ilgili bir araştırma ya da soru önergeniz var. İşte 25 Şubat'ta yine Elazığ'la ilgili ekonomik potansiyele sahip Elazığ'ın mermercilik sektörünü sorguladınız. 26 Mart'ta Baskil ilçesindeki kayısıcılıkla ilgili. Bunlar sıralanabilir. Bahsettiğiniz teşvik de 19 Nisan tarihli sanıyorum, hı hı, araştırma önergesi. Peki bunların cevapları ne oldu? Yani size nasıl cevaplar geldi? Teşvikle ilgili ne söyledi size bu konu muhatapları? Teşvikle ilgili henüz bakanlık cevap vermedi. İki bakanlık cevap verecek ona. Hem Kalkınma Bakanı, Zafer Çağlayan hem de Cevdet Yılmaz Bey, her ikisi cevaplayacaklar. Çünkü normalde Cevdet Yılmaz Bey'in bakanlığının bağlı olduğu bakanlıkta bu işler belirlenirken, hı, bir boyutuyla da Zafer Çağlayan bakanın ilgi alanına sokuldu. Artık o bakanlıklar arasında başbakanımızın bir güvensizlik bir problemi mi var? Başka gerekçesi mi var? Onu da bilemiyorum. Dolayısıyla her iki bakanlığa sorarak en azından birbirlerine top atmasının da önüne geçmek maksatlı sorduk. Buna henüz cevap gelmedi. Ancak diğer araştırma önergeleri veya soru önergelerinin geneliyle ilgili belki ileriki dakikalarda konuşacağımız öyle bir tabii soru, öyle bir başlık varsa, işte başkanlık sistemi, anayasayla elbette ilgili konular, bunlar varsa, yani Türkiye'nin temel problemi şu anda Türkiye'nin demokrasisi ile ilgili bizim temel sıkıntımız meclisin denetim fonksiyonunu yerine getirip getiremediği sorunudur. Yani bizim mevcut iktidar, gündemimiz başkanlık sistemi falan değil diyorsunuz. Ya tabii yani olmaz gerekir. Yani onu konuşacağız. Çok detaylı konuşabiliriz. Detaylı konuşacağız elbette. Ama meclisin soru, gen soru, meclis araştırması, meclis soruşturması gibi yöntemler muhalefetin iktidarı denetim mekanizmalarıdır. Ya buna da aslında çok açık, net olarak milletvekillerinin sorduğu sorulara cevap verilmesi gerekmektedir. Ama bu iktidarın, AK Parti'nin demokrasi anlayışındaki noksanlık nedeniyle bu sorulan sorulara genelde böyle verilmesi gereken cevaplar değil de öyle laf olsun diye geçiştirilen cevaplar. Tabii bunların hesabını soracağız. Bunlar öyle kendi hallerine bırakacak hallerimiz yok. Mesela ben bu doğalgazla ilgili vermiş olduğum soru önergesine cevap verdi. Şimdi tabii bu soru önergesinin amacı, burada bir eksiklik var. Bu nasıl çözülecek? Ama buradadır. İsterseniz size de okurum. Sayın Bakan şöyle bir cevap veriyor. Ben diyorum ki 2007 yılında ihalesi yapılan, 2008 yılında başlanan, yine aynı dönemde ihalesi yapılmış olan, işte Malatya, Maraş bilmem şu illerde bu işler bitirildiği halde Elazığ'da ilin yüzde kaçına doğalgaz verildi? Bundan sonra 2012 yılına geldik. Ne zaman bitecek? Bunların cevabını ver diyorum. Bakan da şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki Elazığ'da diyor
44 bin abonenin bulunduğu alanda doğalgaz çalışması yapıldı. 29 bin abone doğalgaz kullanıyor. Ne zaman bitecek? Sorun olmayan yerlerde şartlar uygun olduğu sürece gibi sonucunu böyle bağlıyor. Şimdi Elazığ'da 176 bin civarında rakama bakabilirim. Elektrik abonesi var. Yani aşağı yukarı doğalgaz abonesi de bununla aynı olacaktır. Şimdi bu kadar abonenin içerisinde sadece 44 bininin bulunduğu alanda çalışma yapılmış. Onun da sadece 29 bini doğalgazı kullanıyor. Bu ne zaman bitecek sorusunun cevabı? Valla 2012, diğer illerde 2007'de başladı, 2008'de bitti. Elazığ'da 2008'de başladı, 2012'de bitmedi. Bu hızla devam ederse de 2020'yi bile görme ihtimali var. O zaman sizin bu verdiğiniz rakamlarla açıklanan Elazığ'ın işte yarısından fazlası artık doğalgazı kullanıyor. Elazığ doğalgazla çok çabuk tanıştı ve çok çabuk ısındı, çok çabuk alıştı doğalgaza. Sayın Bakanım, cümleleri de bir anlamda ben yani anlamını yitirmiş oluyor. Sayın Bakan burada yani, doğru cevap vermiyorsa onu çünkü, bilemem ama dörtte bir civarında sizin verdiğiniz rakamlarla Elazığ'daki abonelerin ya da konutların dörtte biri bakanın verdiği cevap bu. Doğalgaz. Yani rakamlar bu. Hatta 29 çalışma bin, yapılan dörtte biri, 29 bini düşünürsek evet, bu neredeyse altıda birine tekabül ediyor. Yani toplam kullanan abone sayısı 44 bin abonenin bulunduğu alanda çalışma yapılmış, altyapı çalışması. Hı-hı. Bunun 29 bini doğalgaz kullanmak istiyormuş, kullanıyor. 15 bini demek ki kullanmak istemiyor. O anlam çıkıyor. Elektrik abonesine göre abone sayısını da 176 bin civarında bir rakamdan bahsediliyor. Eğer bu böyleyse o zaman Elazığ'ın sadece dörtte birinde çalışma yapılmış. Bundan sonraki dönemde de ne kadarında ne kadar süre alacağı da artık o maalesef yani muamma. Ne zaman biteceği belli değil. Onu biraz sonra size verilen cevabı da burada isterseniz onu ikinci bölümde de tekrarlayabiliriz. Hı-hı. Cevabı net olarak okuyabiliriz. Evet. Şimdi evet, Türkiye gündeminden bahsettik. Gündem Türkiye'de zaman zaman sizin ifadenizden onu mu çıkarmamız gerekiyor? Sanal olarak değiştirilmeye mi çalışılıyor? Yani sanal bir gündem mi oluşturuluyor Türkiye'de? Evet. İsterseniz bunu ona soracağım geçmeden, ama öncesinde Elazığ'ın gündemi ne olmalı sizce sorusuyla da devam etmek istiyorum. Evet. Madem ki Elazığ'dan başladık. Biraz önce doğalgazla ilgili buyurun, şeyi burada buldum. Sayın Bakan'ın verdiği cevap diyor ki Elazığ şehrinde Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ 2007 tarihinden itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan almış olduğu doğalgaz dağıtım lisansı ile dağıtım faaliyetini yürütmektedir. Devam ediyor. 44 bin abone sayısına ulaşılmış. Bunlardan 29 bini doğalgazı tercih ederek kullanmaya başlamıştır diyor. Şimdi Elazığ'ın köyleriyle beraber elektrik abone sayısı 261 bin. Merkez abone sayısı da 170 bin. 176 dedim, orada bir düzeltme yapalım. 170 bin abonesi olduğunu düşünürsek aşağı yukarı yine dörtte birine tekabül eden bir rakam. Şimdi Elazığ'ın gündemi ne olmalı? Şimdi Elazığ'ın en büyük sorunu ben hep söylüyorum. İşte bunu değişik vesilelerle birkaç defa daha kullandım ama şimdi Elazığ şu son iki ayda işte kıştan çıktık. Ben Elazığ'a iki ay sonra yeni geliyorum ve Elazığ üçüncü dünya ülkelerinden bir ülkenin bir şehri görünümünde buldum. Evet. Şimdi bu gündem meselesini niye soruyorum? Sokakta biz de yürürken vatandaş kendi gündemini bize aktarıyor. Yani bizi ekranda gördüğü zaman, basın mensubu olarak tanıdığı zaman bu gündemi ekrana taşımamızı istiyor. Nedir? İşte bir pür emanet işçi bizi gördüğü zaman kendi gündeminden bahseder. Maaşlarını alamadığından dert yakınır. Bir memur işte bugün açıklanan rakamlardan dert yanar. 3 artı 3'ten ve 2013 için belirlenen 2 artı 3 zam oranından bahseder. Herkesin gündemi, demek istediğim, herkesin gündemi kendine göre aslında bir anlamda yoğunlaşıyor. Yani siz bir milletvekili olarak, bir Elazığlı olarak Elazığ'ın genel gündemi ne olmalı sorusuna nasıl bir cevap verirsiniz? Aradığım evet, bu aslında. Yani ben Elazığ'ın öncelikli olarak yani görüntüsünde biraz önce söylediğim gibi ciddi bir sıkıntı var. Yani yolları, kirliliği, tozu, çamuru, çukuru, işsizliği ciddi bir sorun. Şimdi Elazığ'ın öncelikli sorunu bunlar olmalı, bu çerçevede olmalı. Elazığ'ın işsizliğinin nasıl çözüleceğiyle ilgili
bir gündem olmalı. Bu siyasilerin gündemi farklı olmalı, idarecilerin gündemi farklı olmalı. Bazen aynı gündemlerde belki buluşmalı. Ama siyasiler de halkın gündemine biraz kulak vermeli değil mi? Yani halkın gündemini mutlaka, halkın meselelerini takip etmek lazım. Şimdi bu problem sadece Elazığ'da değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de aynı sorun var. Yani maalesef bugün iktidar halkın gündemi olan meseleleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirmiyor. Yani Elazığ'ın gündemini nasıl buradaki siyasiler öncelikli olarak gündem yapmıyorsa, onların gündemi, halkın gündemi doğru. Yani siyasilerin gündemi zaman zaman farklı olabilir. Elazığ'ın yatırımıyla, gelişimiyle, bilmem neyle alakalı gündemler de olabilir. Ama vatandaşın sorunlarını da, yani Eyüp Bağları Sulama Birliği'nin işte yıl kaç yıl oldu? 3-4 senedir bu insanlar... 30 ay civarında, evet, bir 3 zaman. Senedir bu insanlar... Bu insanlara Allah için bir cevap verilmiyor. Bununla ilgili de ben bir soru önergesi İçişleri Bakanı'na verdim. Ben diyorum ki, Sayın Bakan, yani bunun bir muhatabı olması lazım. Şimdi bu insanlar işlerini kaybetmişler. Tek vicdanlı bir insan olsa, tek vicdanlı birisi. Ya burada ilim valisi bunun çözümüyle alakalı kendini ortaya koysaydı bu sorun çözülürdü. Yani Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ilgili bakanlık isteseydi bu sorunu çözerdi. Ama şimdi herkes sağırlara oynuyor. Hiç kimse duymuyor. Burada 30 küsur insanın feryatlarına kimse kulak vermiyor. Ya demokraside hakkın, hukukun olduğu bir yerde bunlara cevap verecek bir mekanizma var. O diyor beni ilgilendirmez, bu diyor beni ilgilendirmez. İçişleri Bakanı'na soruyorum. Diyorum ki Sayın Bakan, ya bu insanların sorunuyla birisinin ilgilenmesi lazım, birisinin çözmesi lazım. Ama ilgilenmiyor, yani duymuyor. Vatandaşın yereldeki sorunları bunlar. İşsizlik meselesi. Belediye işçileri 5-6 aydır maaş alamıyor. Şimdi bunu, yani benim gündemim, ben soruyorum. İlgili bakana soruyorum. Yani bu işe sahip çıkın diyorum. Bu insanlar ya nihayetinde asgari ücret. Aldıkları 700 lira, 800 lira paralar. Bununla aile geçindiriyorlar. Yani bu insanların bu rızkını da kesersen, şimdi bunların hepsini toparlayacak olursak, şimdi Elazığ gibi yerlerde benim görebildiğim bir takım tablolar var. Bunları zaman zaman da basın önünde de paylaşıyorum. Şimdi bir takım projeler var. Yani bu bunlar farklı değerlendirilebilir. Komplo teorileri de denebilir. Ama işte bu Büyük Ortadoğu projeleri bilmem neyi falan. Elazığ insanında devletine, milletine bağlılıktan dolayı yani böyle farklı bir taraf vardı bölgede. Ya bunun çözülmesi isteniyor. Benim gördüğüm bu. Bundan dolayı da yatırımlarda Elazığ göz ardı ediliyor. Ödeneklerde göz ardı ediliyor. İşsizlikte ciddi sıkıntılar. İnsanların geçim sorunları. Ya bunun paralelinde gelecek olan şeyler kötü idareciler. Bak, belediye çok kötü yönetiliyor. Elazığ işte valilik olarak bakalım. Valimiz. Şimdi ben o meslekten gelen birisiyim. O işin nasıl yapıldığını ben çok iyi biliyorum. Her valinin her ilde yürüttüğü projeler vardır. Ben Elazığ'da soruyorum, yani sayın valimiz, meslektaşımız falan, ama Elazığ'da kendine özgü hangi projeleri yürütüyor? Şimdi veyahut da bu Elazığ'daki bu kadar yolsuzluk, usulsüzlük, pislik sokaklardan akarken denetim mekanizması ve sorumluluğu kendisinde olan bir idareci, yani bu kadar sorumluluğun kendi üzerine düşen payı bir düşünmesi lazım. Bunlar hepsi bir araya geldiği zaman, idarecileri ilgisiz alakasız, ondan sonra yolsuzluk almış yürümüş, işsizliği tavan yapmış, millet sorunlarını birisine anlatamıyor, yeteneksiz, kapasitesiz siyasetçileriyle. Şimdi böyle bir ilin geleceği nokta oradaki ahlaki çözülmedir. Yani Elazığ'la alakalı temelde benim görebildiğim oyun budur. Yani vatandaşın gündemi, vatandaş geçim sıkıntısı çekiyor. Çiftçinin sorunları var. Emeklinin, bugün emekliler, evet, tüm işçiler, tüm işçi emeklileri, emekliler derneğini ziyarete gittim. Sorun bu. Vatandaşın gündemi bu. Malatya'dan doğru gelip evine gidemeyen insanların sorunu, ulaşımdaki Çayda Çıra Kavşağı'ndaki sorunlar. Yani işçinin sorunu ortada. Memur tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 6 ay oldu, 5 ay oldu,
maaş zammı alamıyor. Yani herkesin gündemi bu. Siyasilerin gündemi de farklı. Şimdi buradan Türkiye gündemine şöyle bir bakacak olursak, yani yeni anayasa yapılması vatandaşın gündemi değil bu. Yani vatandaş anayasayla alakalı böyle bu yapay olarak oluşturulmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi, işte başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanının görev süresinin kaç yıl olacağı, bilmem MİT yasasında filanca değişiklik, bu vatandaşın gündemi olan şeyler değil. Kesinlikle. Şimdi burada Türkiye'de esasında benim görebildiğim, Türkiye'nin önümüzdeki 20 yılını, 30 yılını abluka altına alan, gelirleriyle, harcamalarıyla, kaynaklarıyla bir yerlere angaje eden bir takım çalışmalar var. Mecliste bunun hukuki altyapısını şu anda yapmakla sorumlu. Yani işte bu kentsel dönüşüm yasası var, 2B yasası var, yabancılara mülk satışıyla ilgili konular var, milli eğitimde işte Fatih projesi var. Mesela kentsel dönüşümle alakalı rakamlar 500 milyar dolar gibi, yani Türkiye'nin önümüzdeki 20-30 senesini kapsayacak rakamlar. Tüm bu işlerle ilgili şu anda mecliste ihale kanunu kapsamı dışına çıkarılarak Türkiye'nin bu kaynaklarının belli yerlere kanalizasyonu gibi bir takım çabalar var, uğraşlar var. Şimdi bunlar adreslere teslim edilinceye kadar bu tarafta da vatandaşa gündem oluşturuluyor. Vatandaşın gündemi ne? Anayasayı konuşuyor. İnsanlarla karşılaşıyoruz. Bana soruyorlar. Ya sen yeni anayasaya, sen iyi bir insansın, evet diyecek misin? Ya yeni anayasa neyse, içinde ne var, neyi getiriyor? Bundan vatandaş, bundan haberi yok. Yani yeni anayasayı oradan devam edelim isterseniz. Yeni anayasayla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi de seçim öncesi yeni anayasa yapalım dedi. Biz yapılmasını istiyoruz. Nasıl bir anayasa istiyoruz? Bir defa bu anayasanın içerisinde milli birlik ve beraberliğimizi bozmayacak bir düzenleme olması lazım. Yani hep söylenen işte o kırmızı çizgiler kesin olmalı değil mi? MHP'nin yani, kırmızı çizgileri var. Kesinlikle. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyla alakalı tabii uzlaşma komisyonunda işte milletvekilleri var. Onlarca anayasa hukukçusu metin üzerinde, maddeler üzerinde çalışıyor. Genel başkanımız grup toplantılarında çerçevelerden bahsediyor. İşte bu dönemde bir uzlaşma için öyle çok fazla, ama temel olarak anayasayla ilgili şunu net olarak söylüyoruz. Yani bir defa yeni yapılacak anayasa üniter yapımıza zarar vermeyecek. Milli birlik ve beraberliğimizi sekteye uğratmayacak. Anayasanın içerisindeki Türk ifadesini kesinlikle bunlara dokunulmayacak. Cumhuriyete ve niteliklerine dokunulmayacak. Yani onun dışındaki temel haklarla, hürriyetlerle ilgili konularda kesinlikle eksiklikler varsa, zaten bu anayasa onlarca defa değiştirildi. Bir defa daha yenisi yazılarak Türkiye darbe anayasası görünümü taşıyan bu anayasadan kurtulmasını yani, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz sıcak bakıyoruz. Yeni anayasanın hep katılımcı, çoğulcu, işte her kesimin görüşü alınarak yapılması gerektiği ifade ediliyor da, ben vatandaş olarak düşünüyorum, ben yeni anayasanın nasıl olması gerektiği konusunda oturup kafa yormamalıyım. Benim tayin ettiğim vekiller var. Yani bu işi yapması için meclise gönderdiğim insanlar var değil mi? Onlara güvenip onların nasıl bir anayasa hazırlayacağını ve nasıl onay vereceğini oturup düşünmemem lazım. Bu işin dediğim gibi tayin Ali edilmiş Bey, vekilleri var. Çünkü vatandaş eğer oturup anayasayı düşünürse, bu işin altından çıkmak ya da sivil toplum örgütlerine bu iş bırakılırsa çok da bu işin altından çıkmak mümkün olmaz diye düşünüyorum. Yani, bilmiyorum, katılıyor musunuz? Yani kesinlikle. Bir de şu var, yani milletvekillerimiz veya konuda kendini etkili yetkili görüp öyle fikirler açıklayan insanlar, anayasa tanımı yap desen, şimdiden söylüyorum, o milletvekillerimiz falan da öğrensin. Çünkü bir daha geldiğinizde muhtemelen sorarlar. Anayasa ne desen tarif edemez. Anayasa ne yani? Yasaların annesi mi? Yani yoksa yasaların üstü mü? Yani içinde neler oluyor? Neler bitiyor? Ya bu, bunun tanımını bile bilmez. Şimdi dolayısıyla vatandaşın gündemi olan şey anayasanın ne şekilde yapılacağı, hangi, bunlar değil. Anayasayla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi konuya vaziyet ediyor. Onu söyleyeyim.
Yani eğer genel başkanımızın grup toplantılarında yapmış olduğu anayasayla ilgili değerlendirmelere bakacak olursanız, şu ana kadar gelinen süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşleri aynıyla şu anda takip edilen görüşlerdir. Mesela bu uzlaşma komisyonunun oluşturulması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanının yapılması lazım dediği şeydir ve yapılmıştır. Yani akli selimin gerektiği yerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşleri genel geçer kurallardır. Bunu böyle bilmek lazım. Yine uzlaşma komisyonunun ittifakla karar alması, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte genel başkanının ifadeleridir ve öyle gitmektedir. Ha, bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin anayasada görmek istemediği şeyler de vardır. Bunları da söylüyoruz. Yani özerk yapılar, ikinci ana dilde eğitim gibi, federalizme götüren şeyler gibi veyahut da etnik kimliklerin anayasada yer alması gibi ifadelerin, onların da Milliyetçi Hareket Partisi karşısında olacaktır. Evet. Yani anayasayla ilgili genel söyleyeceğimiz şeyler bunlardır. Tabii süreç başlamıştır. Bunun birinci aşaması o dediğiniz yapılarla görüşmeler, toparlanma, belgeler, bilgiler toparlanmıştır. 1 Mayıs itibariyle bunlar yazım aşamasına geçilmiştir. Yine tam bu aşamada başkanlık sisteminin Türkiye'de tartışılması, o da dikkate çeken bir şeydir. Başkanlık sistemini ikinci bölümde evet. konuşacağız. Çünkü o oldukça tahmin ediyorum uzun sürecek bir konu olacak. Başkanlık sistemini ve 2B'yi, işte yabancılara arazi satışlarını ikinci bölümde konuşacağız. Ama ilk bölüm bitirmeden önce yeni eğitim sistemiyle ilgili, bu 4 artı 4 artı 4 sistemiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin ben görüşünü sormak istiyorum. Orada Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisi de vardı. İşte ya da desteklediği bir madde vardı. Bunun dışında bunda yanlış gördüğünüz bir şey var mı bu yeni sistemde? Evet. Yoksa tam anlamıyla Türk insanının yapısına, Türk eğitim sisteminin yapısına uygun bir model miydi? Şimdi Ali Bey, samimi olarak AK Parti bu yapmış olduğu düzenlemelerde, o biraz önce söylediğim Türkiye'nin önümüzdeki 20 yılı, bu kaynakların bu süre içerisinde ihale kanunu kapsamında bir yerlere angaje edilmesi, adreslerinin belirlenmesi dışındaki bölümlerine kesinlikle ve kesinlikle yani onlara önem vermemektedir. Sadece kaç lira, ihale kanunu kapsamı dışında ne kadar süre, ne kadar rakam, bunlarla ilgileniyor. Ha, bunun dışındaki şeylerde bürokrasi hazırlıyor. Yani bakanlık bürokrasiler falan. Şimdi milli eğitim çok önemli. Yani bu sadece Türkiye için değil, dünya için önemli bir şey. Yakın süre içerisinde Ali Babacan bakan bir açıklama yaptı. Ben tabii eğitimle ilgili konulara yakından dikkat ettiğim için öyle laf arasında söylese de onlar benim dikkatimden kaçmıyor. Dedi ki biz şu anda kişi başına gelir 10 bin dolar seviyesinde bir ülkeyiz. Bizim 20 bin dolar, 30 bin dolarlı seviyelere çıkarmamız için, bu kanundan önce bir konuşma yapıyordu, eğitim sisteminde ciddi reformlar yapmamız lazım dedi. Çok doğru bir tespit. Yani eğitim dünyada ne kadar ekmek o kadar köfte ifadesinde olduğu gibi, ne kadar eğitim o kadar para, ne kadar eğitim o kadar gelişmişlik. Yani eğitim, sen insanlara ne kadar verirsen, ne kadar uzun süreli ve kaliteli eğitim verirsen dünyada sıralama olarak oralara geleceksin. Şimdi Türkiye'nin eğitim sisteminde de ciddi sıkıntılar olduğu bir gerçek. Ama bu 4 artı 4 artı 4 diye formüle edilen şeyin Türkiye'nin eğitim sisteminin çözümü olarak görülebilmesi mümkün değil. Bir defa Türkiye'nin gerçeklerine çok uygun değil. Yani mantıksal hatalar var. Yani bir defa ana sınıfından başlayalım. Ana sınıfı AK Parti hükümetleri döneminde önemi kavrandı. Yani çünkü 0-6 yaş grubu çocukların kapasitelerinin, gelişimlerinin %80'i bu ilk 6 yıl içerisinde belirginleşiyor. Yani bir çocuğa şöyle diyelim, İlk 6 sene içerisinde vermen gerekenleri ver, çocuğun %80'i tamam. Eğer ilk 6 sene içerisinde vermen gerekenlerin hiçbirini vermezsen, daha sonra en modern okullarda, en güzel hocalarda,
en modern eğitim araç ve gereçleriyle bu çocuğu eğitmeye çalışsan çocuğun %20'sini ancak hitap edebiliyorsun. Dolayısıyla bu 5-6 yaş grubundaki çocukların, hatta 4-5 yaş grubundaki çocukların, hatta Kuzey Avrupa ülkelerinde bu ana karnında başlayan süreçlerden eğitimin başladığı düşünülecek olursa, ana okulu, ana sınıfı öğrencilerinin eğitiminin bizde zorunlu hale getirilmesi lazımdı. Maalesef bu yasayla bu yapılmadı. Birinci eksikliği buradan başlayalım. İkincisi, böylesine önemli projeler, çalışmalar mutlaka pilot uygulamalar olarak başlaması lazım. Yani bir formül değişikliği yapıyorsan, bir içerik değişikliği yapıyorsan bunu belirli bir yerde uygulayacaksın. Eksikliklerini, aksaklıklarını görüp ona göre hareket edeceksin. Ya bu alanda işte diğer bir eksikliği öğretmenler. Yani sen eğitim sisteminde reform yaptım diyorsun ama eğitimin ana unsuru olan öğretmenle alakalı ne yetiştirilmesiyle alakalı, ne istihdamıyla alakalı, ne maaşıyla alakalı, hiçbir şeyle alakalı hiçbir düzenleme yapmıyorsun. Yani şimdi bunların milli eğitimle ilgili getirdikleri, esasında temel yapmak istedikleri şey, niyet olarak, samimi olarak düşünürsek, İmam Hatiplerin orta kısmının açılması. Yani öyle bir şeyler yapalım ki bu arada bunlar da açılmış olsun. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık ve şeffaf olarak İmam Hatiplerin orta bölümünün açılmasına ilişkin önergeyi, kanun teklifini verdik. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim dersinin, Peygamber Efendimiz'in hayatının ve ilmihal derslerinin de yine seçmeli ders olarak okutulmasıyla ilgili önergelerimizi de verdik. Dedik ki öyle böyle gizli kapaklı böyle bunlara gerek yok ya. O kadar büyük bir değişikliğe gerek yoktu. Bunlar çok rahat değiştirilebilir. MHP'nin de desteğini alır. Şimdi başka eksiklikler var. Yani bu 4+4+4'ün maliyeti sadece derslik olarak 160 bin derslik falan 35 milyar lira gibi bir rakamdan bahsediliyor. 35 milyar lira bu bakan falan filan kendi ifadeleri. Evet. 35 milyar lira parayı bulacaksın. Buldun. Bu 160 bin dersliği nasıl yapacaksın? Bunları 3 senede 5 senede yapabilmen mümkün mü? Değil. İlkokul öğretmenlerinden 50 bin tanesinin bu 4+4+4 çerçevesinde işsiz kalması söz konusu. Boşta kalacak. 100 bin tane branş öğretmeni ihtiyacı var. Ya bunların hiçbirinin, ben soru da sordum belki hatırlarsınız, dedim ya bunlarla alakalı bir planlama var mı? Planladınız mı herhangi bir şey? Yoksa ilgili valiye, kaymakamlara siz bunu çözün mü diyeceksiniz? Yani böylesine bir yanlışlık yapılmaması lazım. Evet, peki. Ben bu 4+4+4 ile ilgili kendi yaklaşımımı da aslında bu isim olarak her ne kadar böyle koysalar da bizim tarihimizle bağlantılı olan bir yönü var. Rahmetli Özal döneminde bu eğitim sisteminin eksiklikleriyle ilgili ya bizde bu eğitim sistemi işte niye kötü? Japonlar ne yaptı da ileri gittiler? Bunun araştırılması için hem Japon pedagoglara hem de Türkiye'nin içinde de işte ilgili birimlere talimat veriyor. Tabii bizden bir şey çıkmıyor da Japon pedagoglar bir rapor kısa süre içerisinde getiriyor. Bakanı da alıyorlar. O zaman başbakan rahmetlinin işte huzuruna çıkıyorlar. Diyorlar ki sizin sorunuzu tespit ettik. Ne diyor? Diyor ki sizde milli bilinç zayıf, milli bilinç. Peki diyor siz ne yapıyorsunuz? Valla diyor biz sizden Osmanlı'dan aldığımız amin alayları denilen bir metot var. Hı. Eğitime biz onunla başlarız. Ne yaparsınız diyor? Biz diyor çocuklarımız 4 yaş, 4 ay, 4 gün. 4+4+4 aslında formül bu yani. Biz bu çocukları alırız. Önce Japonya'da ileri teknolojiyle üretim yapan otomobil fabrikalarına, işte uçak üreten tesislere, çok katlı otobanlara, robotla üretim yapan fabrikalara götürür. Çocuklara deriz ki çocuklar bunları sizin babalarınız yaptı. Ondan sonra da çocukları alır Hiroşima ve Nagasaki'ye götürürüz. Orada deriz ki çocuklar bak sizin atalarınız ileri gitmediği için düşmanlar geldi onları bu hale getirdi. Şimdi tercih sizin. Ya atalarınız gibi olacaksınız ya babalarınız gibi bu işi ileri götüreceksiniz. Şimdi bizim esasında örnek almamız gereken sistem bu.
Yani 4 artı 4 evet. artı 4 bu. Peki, ilk, bunun uyduruk bölümü... formülü de bu yaptıkları. Onun içerisinde ben ara vermeden bir de Fatih projesi evet, diye. Fatih projesiyle ilgili bir tek şey soracağım. Evet. Şimdi tablet bilgisayarlardan, akıllı tahtalardan bahsediliyor. Hı hı. Ama Türkiye'nin de bir gerçeği var. Hala Türkiye'de bir okul aile birliğinin ya da müdürün yazısıyla öğrencilerden kömür parası toplanıyor. Yani biz bunu halledemeden Fatih projesine hazır mıyız diye tek cümleyle lütfen cevaplayın. İkinci bölümde vallahi eksik köy, kalan bir şey varsa devam edelim. Köy okullarımız veya şehir okullarımızda bile tuvaletleri yok. Yani böyle sorunlar yaşıyoruz. İşte normal eğitim araç gereçlerimiz yok. Ondan sonra okullarımızın boya badanası yok. İşte üniversiteli gençler falan dernekler kurup boya alıp götürüp bizim okullarımızı hala boyuyorlar. Yani bunlar Türkiye'nin gerçekleriyle vatandaşın gündemi ve siyasilerin gündemi dediğiniz abi. Konu bu işte. Hı hı. Ya vatandaş boya bulamıyor. Hani ekmek bulamıyorsa pasta yesin diye. Şimdi evet. Yani Fatih projesinde büyük şehirlerdeki birkaç bölgeye göre okula göre düşünmemek lazım. Biraz da Türkiye'nin gerçeklerini görmek lazım. Peki ikinci bölümde devam edeceğiz. Sayın seyirciler kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızdayız.